Mehdi'nin ilmi gelişmiş ve hilmi eksiksizdir. İmamette güçlü, siyasette bilgedir. Ona itaat etmek farzdır. Allah Ezze ve Celle'nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah kullarına nasihat eder, Allah'ın dininin koruyucusudur. Allah'ın kullarına nasihat eder, Allah dininin koruyucusudur. Mehdi hakkında yazışmalar olacak diyor. İnsanlar onu parmaklarıyla gösterecek. Ona sorular soracak, suikast düzenleyecek diyor. Mehdi'nin özellikleri olarak. Şimdi bak internette yazışmalar oluyor, yazılar oluyor. Parmaklarıyla gösteriyorlar. Sokakta da göstertebilir, televizyonda da gösterebilir. Ona sorular soracaklar diyor. Yazılı da soru sorabilir, sözlü de soru sorabilir. Suikast, defalarca suikast düzenlenecek demek ki. Evet. Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hasan, Musa bin Cafer aleyhisselama dedim ki, seni yaratan Allah'a kurban olayım. İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir diye soruyor. Buyurdu ki, insanlar ona, Mehdi'ye soru sorduklarında derhal cevap verir. Seri konuşuyor. Maşallah. Derhal cevap verir. Eğer huzurunda sussalar, bak Mehdi'nin huzurunda yanındakiler susuyorlarmış demek. Konuşmuyorlar, dinliyorlar. Eğer huzurunda sussalar, o kendiliğinden konuşmaya başlar. Yani niye konuşmuyorsunuz demiyor. Huzurunda, yani yanında, bitişiğinde sussalar, insanlar konuşmasalar, o kendiliğinden konuşmaya başlar. Ve yarın olacakları anlatır. Peygamberimiz hadisleri şey, şunlar olacak, bunlar olacak, ahir zamanda ileride şunlar olacak, İttihat-ı İslam olacak, küfür zahil olacak, deccaliyet yok olacak gibi, Mehdi zuhur edecek, İsa Mesih çıkacak gibi, yarın olacakları anlatır. İnsanlarla her dilden konuşur. Konuşmaları her dilde tercüme oluyor demek. Belki 70 dile, belki 80 dile. Bize de benziyor. Şimdi şüphelenmeyen beri gelsin. Maşallah. Aynısının tıpkısı, tıpkısının aynısı. Maşallah. Hangi bir tanesi yani. Bak diyor ki onun hakkı, Mehdi hakkında yazışmalar. İnsanlar onu parmaklarıyla gösterecek, ona sorular soracak. Suikast düzenleyecek diyor rivayet. İnsanlar ona soru sorduklarında derhal cevap verecek Mehdi. Eğer huzurunda susarsalar, susanlar olacak huzurunda demek ki, o kendiliğinden konuşmaya başlayacak diyor. Yarın olacakları insanlara anlatacak, insanlarla her dilde konuşacak. Her dille tercüme olacak diyor. Her konuşmamız anını tercüme ediliyor her dile. Mehdi talebelerinde böyle Mehdi'ye yoğun bir benzerlik oluyor, görüyorsunuz. Bu da Mehdi talebesi olduğumuzun damgası. Diyoruz ki biz Mehdi talebesiyiz. Buyurun. Birebir örtüşüyor. Mehdi'nin ilmi gelişmiş ve hilmi eksiksizdir. Yani mülayim, halimdir. İmamette güçlü, siyasette bilgedir. İyi siyasetçi olacak Mehdi. Siyasetçiler onun yorumlarını bekleyecekler. Onun görüşlerini alacaklar. Doğrudan değil de dolaylı yoldan inşallah. Ona itaat etmek farzdır. Allah'ın emridir ona itaat etmek. Allah Ezze ve Celle'nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah getirmiştir onu diyor. Kendisinden gelmiyor. Allah'ın kullarına nasihat eder, sohbet eder. Allah'ın dininin koruyucusudur. Peygamberimiz söylüyor. Van'da deprem. Evet hocam. Ne zaman oldu? Bir saat önce 5 şiddetinde. Bak. Yer gök Mehdi diye bağırıyor. Yer gök Mehdi. Bu kaçıncı deprem? Yer zangır zangır titriyor. İlla ki Mehdi istiyorum diyor. Yoksa durmam diyor. Evet. Peygamberin hadisinin aynı tahakkuku. Narcılar dut yemiş bülbül gibi susuyor. Bu peygamberin dediği hadistir diyemiyorlar. Peygamberin müjdesidir diyemiyorlar. Ulan ne korkuyorsunuz? Söyleyin. Peygamber aynısını söylemedi mi bunu? 2000'lerden sonra dünya tarihinde görülmemiş şekilde depremler artmadı mı bütün dünyada? Tabii ki. Türkiye'de her gün bir deprem oluyor neredeyse. Her yer sallanıyor. Evet.